Dadaizm sanat akımı, gelenekleri yıkarak 20. yüzyıla damga vuran ve farklı sanat akımlarının doğmasına yol açan Dadaizm'i sizin için inceledik. Dadaizm ya da Dadacılık, 20. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmış ve ardından Amerika'ya uzanarak tüm dünyayı etkisine almış bir sanat hareketi. 1. Dünya Savaşı'nı protesto etmek amacıyla Zürih, Köln gibi şehirlerde yaşayan Avrupalı sanatçılar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Edebiyat, tiyatro ve resim sanatında etkili olan bu hareket, alışılmış estetik ve dil biçimlerinin dışına çıkarak yeni değerler doğurmuştu. Umutsuzluğa düşmüş insanlığı sarsmak ve şaşırtmak isteyen dadacılar, isteklerine ulaşmış ve sanat alanında çığır açtılar. İsminin kökeni, yeni bir dünya görüşü. Sara, Harp, Gülsenbek, Magnifico ve gibi o dönem genç ve savaş karşıtı olan sanatçılar, 1916 yılında Bali'nin Zürih'te açtığı bir kafede toplanarak bildirilerini yayınladılar. Günümüzde isminin nereden geldiği konusunda hala kesin bir bilgi olmamakla beraber bu kelime Fransızca'da oyuncak tahta at anlamına geliyor. Topluma yerleşmiş anlam ve düzen kavramlarına karşı çıkan dadacılar, dilde, içerikte ve biçimde yeni deneylere giriştiler. Çıkardıkları çok sayıda yayının ve derginin içinde en önemli olanı ise 1919 ile 1924 arasında yayınlanan ve Sopold, Eluard Ileri ve Montes Saignes gibi günümüze dahi damga vuran şairlerle yazarların yazılarının yer aldığı de literatürü oldu. Dadaizmin temel özellikleri. Dadacılar, aklın hiçbir değerinin ve öneminin olmadığını savunur. O yüzden bu sanat akımına dair eserlerde hiçlik, absürtlük ve anlamsızlık dikkat çeker. Ayrıca bu hareketin belirleyici özelliklerinden biri de her şeye kuşkuyla yaklaşılmasıdır. Dadacılar, alışılmış kalıpları, tabuları yıkmaya çalışmış ve bunda da başarılı olmuşlardır. Özellikle Dadaist edebiyatçılar değil, biçim ve uyak kaygılarından uzak durmuşlardır. Edebiyatı bu yönüyle Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı Garip hareketine benzer. Dadaizmin amacı, karşıt bir kültür. Dadaizm felsefesinin edebiyattaki yansımalarından yukarıda bahsettik. Biraz da diğer disiplinlerdeki yansımalarına bakalım. Eskimiş heykel ve resim gelenekleri, doğaçlamaya açık olmadığı için Dadaistlerin yenilikçi mesajlarını iletmeye elverişli değildi. Bu sebeple Dadaist sanatçılar, sanatlarındaki özgürlüğü fotomontaj, kolaj ve nesne ya da malzeme konstrüksiyonu gibi tarzlarda buldu. Bunun en bilindik ve en güzel örneği de Duchamp'ın buluntu bir nesneden, pisuvardan ibaret olan çeşmesi oldu. Bu çalışma Dadaizm anlayışının karşıt kültürel mesajını direkt şekilde ifade ediyordu. Eser Amerikalı Bağımsız Sanatçılar Cemiyeti'nin ilk sergisine kabul edilmese de sanatın felsefesi ve doğası üzerine bir tartışma başlatmak için çalışmasının değişik versiyonlarını sergilere göndermeye devam etti. Zaman içinde bu eser ikonik bir hal almayı başardı. Dadaizm akımı, 1920'li yıllardan sonra yerini sürrealizme bıraktı ve pop art, kavramsal sanat gibi hareketlerin temellerinin atılmasında etkili oldu. Dadaistler sanatın aslında yüceltildiği kadar önemli bir şey olmadığını savundular ve sadece göze hitap estetik değerleri kabul etmediler. Geleneklere karşı koyarak öncü oldular.